keseceğiz. Şuraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Burası işte, bunu mu işleyeceğiz? Ha? Abi çok da ağır olmasın. Arkadaki ne? Şurayı. Çok pişirdim. Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet İhsan Aytek. 2013 yılından itibaren burada çalışmalarımız başladı. Türkiye'nin birçok yerinde, işte Kars'tan Antalya'ya, Çorum'dan İzmir'e kadar Türkiye'nin birçok yerinde 30'dan fazla antik kentte çalışmalarımız devam ediyor. Bu antik kentlerden çıkan insan ve hayvan iskeletlerinin birçoğunu laboratuvarlarımızda çalışıyoruz. Bazılarını direkt antik kentlerde, bazılarını da buraya getirip buradaki laboratuvarlarımızda çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 6000'in üzerinde bireye ait iskeletimiz var. Ve yine bu 2024 yılı içerisinde izinlerini beklediğimiz gelecek bireylerle bu yılın sonunda muhtemelen 7000 bireyi geçeceğiz ki bu sayıda muhtemelen Türkiye'deki en büyük iskelet koleksiyonu haline getiriyor laboratuvarımızı. Elimizde Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar çok farklı zaman aralıklarında hem insan hem hayvan iskeletleri var. İnsan iskeletlerinde işte yaş, cinsiyet gibi temel demografik verileri belirledikten sonra işte nasıl bir yaşam sürmüş, bazı durumlarda mesleğine kadar tahminler yürütebiliyoruz. Hangi hastalıkları yaşamış, ölüm sebebi ne gibi yine önemli bilgileri de hem bireysel bazda hem de toplumsal bazda elde edebiliyoruz. Yine ilerleyen teknolojiyle beraber işte DNA çalışmaları gibi bir çok önemli çalışmaları da gerçekleştirerek bu toplumlara ait çok önemli verileri sağlıyoruz. Elimizdeki iskelet yoğunluğu genel itibariyle Muğla ve Antalya bölgesinde olmakla beraber dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok yerinden de farklı iskelet grupları üzerinde burada birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İnsanın haricinde hayvan iskeletleri üzerinde de yine birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Böylelikle o kentlerde ne tür hayvanlar tüketilmiş, insan hayvan ilişkileri ne alemde, vahşi veya da işte evcilleştirilmiş hayvanların tüketimleriyle ilgili yine önemli bilgileri ortaya çıkarıyoruz buradaki çalışmalarımızla. Türkiye'de antropolojinin kurucu üniversitelerine baktığımızda Ankara, Hacettepe ve İstanbul ön plana çıkan üniversiteler. En geniş iskelet ağlarının da buralarda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle bizim burada son 4-5 yıl içerisinde hızlı gelişen iskelet sayımızın bu üniversitelerde biz geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü bu üniversitedeki hocalarla da genelde irtibat halindeyiz. Zaten küçük bir camiye birbirimizi tanıyoruz. Dolayısıyla yani şu andaki insan iskelet bireyi açısından tabii ki her üniversiteyi tek tek sayamayız ama en yükseğin bizde olduğunu düşünüyoruz. 6000 çok büyük bir sayı. Biz Ankara'daki üniversitelerde dahi bu sayının olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla genel olarak söyleyebiliriz ki en büyük iskelet nüfusu bizim üniversitemizdeki laboratuvarlarda mevcuttur. Biz dediğim gibi çalışmalarımızın büyük çoğunluğu bölgede Muğla, Burdur ve Antalya'daki antik kentlerde. Örneğin Antalya'da Patara, Sidi, Aspendos gibi Türkiye'nin çok önemli kazılarında çalışıyoruz. Yine yakın zamanda Alanya Kalesi ve Siedra'dan çalışmalar yaptık. Burdur'da Kibir Antik Kenti, Burdur'u yine üniversitemiz tarafından kazılan antik kentin iskeletleri yine bizde. Muğla'ya baktığımızda yine Muğla tabii ki arkeolojik anlamda Türkiye'nin bu anlamda belki de en zengin kenti. Muğla'daki işte yine çok önemli antik kentler Stratonikeia, Kaunos, Pedesa, Mindos gibi yine birçok antik alanın da iskeletleri bizden geliyor. Ama tabii alanımız sadece bununla sınırlı değil. Ermenek, Karaman Ermenek'ten yine önemli iskeletlerimiz var. Çorum'daki yine önemli kentler, Türkiye'nin en eski antik kentlerinden biri olan, kazılmaya başlanan antik kentlerinden biri olan Alacaöyük'te de yine biz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine insan iskeletleri ya da işte hayvan iskeletleri üzerinde yapılan çalışmalarda çok önemli bir grubu da patolojik çalışmalar geçiriyor. Nasıl ki biz günümüzde birçok hastalık geçiriyorsak ve bunlar bizim vücudumuza yansıyorsa bunlar yine insan iskeletleri üzerine de kendini gösteriyor. Elimizde yine çok geniş bir patolojik seri var. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Örneğin geçen sene Muğla ilinde bulunan bir bireyde bir kanser türü
tespit ettik ve antik dönem için tek kayıt olarak bunu yayınladık. Bu da tabii hem Muğla'yı için hem de Türkiye antropolojisi için çok önemli bir yayındı. Bunu uluslararası bir ekiple beraber dünyanın patoloji anlamındaki en iyi dergisinde yayınladık. Onun dışında yine birçok farklı patolojiye ait örnekler var. Yine Muğla'da Stratonike Antik Kenti'nde bir cinayete kurban gitmiş bir bireyin kafatasındaki büyük bir kesiği yine önemli bir dergide yayınladık. Bu tip patolojilerde antropolojik çalışmaların çok önemli bir yerini kapsamakta. Buralarda tabii iskeletleri yanında fosil çalışmalar da yine çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan paleontolojik çalışmalar antropologlara yetkilendirilmiş. Yani bizler bu çalışmaları yürütüyoruz. Biz Denizli ilinde 2017-21 yıl arasında 5 yıllık yüzey araştırması gerçekleştirdik ve birçok farklı alanda önemli fosiller tespit ettik. Bunlardan en önemlisi de Tavas ilçesindeki Kayaca fosil lokalitesiydi. 2022 ve 2023 yılında da Denizli Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda yine bizim beraber hocalarımızın bilimsel sorumluluğunda 2 senedir orada kazı gerçekleştiriyoruz. Burada işte yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasında tarihlendirilen döneme ait birçok hayvana ait önemli fosiller bulduk. Bazıları Anadolu'da çok nadir fosiller. Hatta Beyaç'ta bir file ait bir diş bulduk. Bu fil türünün Türkiye'deki ilk örneğini bulduk ve geçen sene 2023 yılında yine dünyanın en önemli dergilerinden birinde bu fili de yayınladık. Onun dışında işte alanda 30'a yakın farklı hayvana ait fosiller bulduk. Bunlarla ilgili çalışmalarımız, bilimsel çalışmalarımız da devam ediyor. Doktor öğretim üyesi Alper Yener Yavuz. 2010 yılında göreve başladım. Burada araştırma görevlisi olarak başladım. Geçen sene Mart ayı gibi de kadromu aldım. Doktor öğretim üyesi olarak burada görevime devam ediyorum. Burada aslında yapılan çalışmalar üç ayrı disiplinde ayırabiliriz bunları. Zooarkeolojik çalışmalar, paleontolojik çalışmalar ve paleoantropolojik çalışmalar olarak. Paleoantropolojik çalışmalar olarak çok oldukça fazla kazıyla birlikte çalışıyoruz. Arkeolojik kazıyla birlikte çalışıyoruz. Bu çalıştığımız kazılardaki insan ve hayvan kemiklerini laboratuvarımıza ve depolarımıza getiriyoruz. Depolarımıza getirdikten sonra da insan iskeletleri ve hayvan iskeletleri üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra yine kendimizin kazısı olduğu Denizli'deki bir Kayaca fosil lokalitesinden çıkan fosilleri de yine laboratuvarımızda çalışıyoruz. 2009 yılında bir gazete haberinde gördüğümüz Doğu Garajı'nda yapılan çalışmalar, arkeolojik çalışmalar başladı. Başlıklı bir haberden sonra iletişime geçtik biz Antalya Müzesi ile. İlk başta kendimiz de kazıya dahil olduk. Oraya gittik ve Doğu Garajı'nın gerçekten çok büyük bir nekropol olduğunu gördük. Zaten müzesi de açılmak üzere ya da açıldı. Doğu Garajı'yla birlikte başlayan buradaki iskelet koleksiyonunun buraya birikmesi yaklaşık olarak şimdi 37-38 farklı kazıda. Şu anda burada iskeletler var. Farklı kazıdan iskeletler var. Hem hayvan hem insan iskeletleri. Aslında biraz Doğu Garajı'ndan bahsetmek lazım burada. Çünkü Doğu Garajı belki de Türkiye'deki uzun süreli mezarlık olarak kullanılan en önemli yerlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak 2500 yıl Doğu Garajı bir nekropol olarak kullanılmış. Yaklaşık 12-13 çeşit farklı mezar tipiyle karşılaşıyoruz. Hatta hala daha Doğu Garajı'nın arka tarafı günümüzde de Osmanlı, geç Osmanlı döneminde de mezarlık olarak da kullanılmış. Dolayısıyla oradan çok yüklü miktarda iskeletimiz var. Yine bunun yanı sıra da dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi Anadolu'nun farklı yerlerinden yaklaşık 38 farklı kazıdan depolarımızda ve laboratuvarımızda olan iskeletler var. Öğrenciler bizim birinci sınıftan başlayan osteoloji dersiyle birlikte yani kemik insan kemikleri üzerine insan osteolojisiyle birlikte iskeletlerle tanışmış oluyorlar, iskeletleri tanımış oluyorlar ve sadece tabii insan iskeletlerinde burada olmaması, bunun yanı sıra hayvan kemiklerinde olması, hayvan iskeletlerinde burada olmuş olması, insan kemikleriyle hayvan kemiklerinin arasındaki farkları da çok erken dönemlerde öğrenmelerine yol açıyor. Dolayısıyla aslında şuradan bakmak lazım biraz. Birçok şeyi görselden görmekle elle ellemek arasında ve elle temasla öğrenmek arasında çok önemli bir fark var. Dolayısıyla çok erken dönemlerde birinci sınıfta öğrenciler bunun sonucuna varabiliyorlar aslında.